أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له صدق الله العظيم أي insanlar bir misal verildi artık ona kulak kabartın, yani iyi dinleyin. Allah'tan başka taptığınız şeyler bir sinek dahi yaratamazlar. Velev o sineği yaratmak için bir araya gelseler, toplansalar, yani yardımlaşma içine girseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Şimdi tefsire geçelim. فَاِنْ قُلْتَ اَلَّذِي جَاءَ بِهِ لَيْسَ بِي مَسَلٍ Yani burada getirilen şey mesel değildir. Yani Allah Teala'nın Yani bu verdiği misal yani sanki mesel değildir. Fekeyfe semmahu meselen diyor. Nasıl bu mesel olabilir? Evet. Kultu kad summiyeti sifatu sıfat evil kıssatı ya da kıssa er-ra'i'atu yani böyle güzel bir kıssa yani hayret verici bir kıssa el-mütelakkatu bil-istisan yani güzel addedilen kabul olunan bir kıssa vel istigrabi yani el mutalakatu bil istihsan vel istigrab böyle tuhaf ve güzel addedilen o hayret verici kıssalar ya da sıfatlar onlara meselen yani mesel diye tesmiye edilebilir. Teşbihen laha bi ba'dil emsalil musayyereti. Evet bu kıssa ya da sıfatı böyle yaygın olan bazı misallere teşbih ederek bu kıssalara ya da sıfatlara ne denilebilir? Mesel denilebilir. Burada da kıssadır yani. Yani Allah Teala bir kıssa getiriyor efendim ve insanlara ne yapıyor? Bunu sunuyor. İşte buna mesel denilmiş. Aslında normalde mesel kalıplaşmış kelimelerdir mesela. Bir misal verelim. Mesela yedake evkete ve fuke nefaka. Bu bir misaldir, meseldir. Şimdi bu meselin bir aslı vardır. Bir de sonra gelen durumlar bu mesele teşbih edilir. Mesela yedake evkete elinle bağladın, ağzından üfürdün. Bu misal aslı diyorlar ki bir kavim bir adada mahsur kalmışlar. Kıyıya geçmek için bir botları, bir kayıkları yok. Ne yapıyorlar? Herkes yanında bulunduğu balon, mesela arabanın iç tekeni diyelim. Onu üflüyor ve ağzını bağlıyor ve böylece karşıya geçiyor. İşlerden biri bunu tam iyi bağlamıyor, tam iyi üfürmüyor. Tam nehrin ortasına geldiğinde bu balon sönüyor ve adam da boğulacak, yardım istiyor ve ona şöyle diyor. Yedake evketa ve fuke nefaka. Sen elinle yaptın, elinle bağladın, ağzınla üfürdün. Evet. Ondan sonra bu bir mesel oluyor. Yani bu dilden dile dolaşır bir mesel oluyor. Ondan sonra bu bir insan kendi nefsinin nefsine helak, yani kendi nefsini helak etmeye sebep olduğu zaman bu o denilir. Yani sen kendin yaptın, kendin buldun. Yani yedake evkete ve fuke nefaka. Her ne kadar o sonradan gelen kıssada elle bağlama olmasa bile, ağızda üfürülmese bile yani insan kendini helak ederse, helak etme sebep olacak şeyler yaparsa bu yedake evkete ve fuke nefaka söylenir. İşte burada da işte bu kıssa bu kıssa yani o kadar garip, o kadar tuhaf, o kadar güzel karşılanan şai bir kıssa olduğundan dolayı o diğer yaygın meselelere ne yapılmış? Teşbih edilmiş yani. Normalde dediğim gibi mesel budur. Mesel dediğim gibi yedake evkata ve fuke nefaka bir meseldir. Dar bir meseldir yani. Likevniha müstahseneten müstagrabeten indahum. Çünkü bu kıssa onlar yanında böyle güzel görülmüş ve tuhaf karşılanmıştır. Yani bu cihetten dolayı bir mesel olabilir.
Kur'a bizim kıraatta innellezine ted'ûne Kur'a ted'ûne bitay ve yed'ûne ve yed'ûne ve bir de ve yed'avne okunmuş. Demek ki burada üç kıraat var. Ted'ûne, yed'ûne, yed'avne. Mebniyen lil mefhûne bina meçhul okunmuş yed'avne. Yani innellezine yed'avne min dunillah Allah dışında ibadet edilen ya da onlara çağrılan, dua edilen putlar. Len yehluku. Buradaki len uhtula nerede onun kardeşidir? Yani benzeridir. Fi nefil müstakbeli. Müstakbel nefide. İlla enne len tenfihi nefyen. O müstakbel nefider. Müekkeden böyle daha tekidi bir şekilde. Ve tekidu hahuna. İbradaki tekidi nedir? Eddalaletu ala enne halka zubabi minhum. Bu putlardan bir sinek yaratmak müstahilun, mümkün değildir, imkansızdır. Münafil yahvalim, onların durumlarına, ahvallarına münafidir. Çünkü cansız bir varlık ne zaten hareket eden tepren ruh yok. Nasıl bir şey yaratacak? Yani o kadar, sanki şöyle denilmiş. Muhalun en yahluku. Sanki yani yaratmaları muhaldir. فَاِنْ قُلْتَ مَا مَحَلُ وَلَوْ جِتَّمَعُ لَهِ Buna ya Rab'tan ne mahal var diyecek diye sorarsan قُلْتُ اَنْ نَصْبُ عَلَى الْحَالِ Hal üzere mensuptur. O zaman tevil yapmamız lazım. Yani onu müştak tevhine koyacak. كَاَنَا قَالْ Sanki şöyle demiş Yüce Allah. مُسْتَحِيلٌ اَنْ يَخْلُقُ الزُّبَابَ مَشْرُوتًا عَلَيْهِمْ اِجْتِمَاعُهُمْ جَمِيعًا لِخَلْقِهِ وَتَعَاوُنُهُمْ عَلَيْهِ Yani sanki onlar yani sanki onların yaratmak için tümüyle hani hepsinin bir araya gelmeleri ve aralarında yardımlaşmalar şart koşulmuş olarak yani meşrutan aleyhim şart koşulmuş olarak sineği yaratmaları muhalun yani müstahilun yani imkansızdır, müstahildir yani. Olamaz yani. Böyle bir şey yapamazlar. وَهَذَا مِنْ اَبْلَغِ مَا اَنْزَلَهُ اللّٰهُ ف۪ي تَجْهِيلِ قُرَيْشٍ Allah-u Teala Kureyş'i böyle akılsızlıkla niteleme hususunda indirmiş olduğu en mübalağalı bir ayettir. وَاِسْتِرْكَاكِ اُقُولِهِمْ Yani akıllarını böyle zayıf addetme hususunda. Yani akılsız olarak. Yani onları akılsız olarak ve cahil olarak nitelediği en mübalağalı ayetlerden biri de budur. Şimdi bu ve şehadetu الدلاله زنانتdir hani bizdik ki ve tekidu hauna eddalatu ala anna halqa zubabi bir de ve şehadetu ala anna şeytane bir de bu şahitlik yapıyor bir de şeytan kad hazamahum bi hazaimihi yani onların burnuna bir halka geçirmiş sanki peşinden sürüklüyor haysu vasafu bil ilahiyeti allati taqtadi al-iqtidara ala al-maqdurat kulliha. Evet. O putları uluhiyet ile vasıflamaları ki o uluhiyet ki her şeye muktedir olmayı yani her şeye bütün her şeye muktedir olmayı bir de vel ihateti bil malumati an ahiriya yani her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmeyi gerektirir. Bu uluhiyet bunu gerektirir. Yani ilah olmak demek her şeye muktedir olan her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen manası. İlah o manada yani. Güç, otorite yani. Her şey gücü yeten, her şeyi istediğini yaptıran, her şeyi bilen, ilminden hiçbir şeyin haric olmadığı güç, otorite, ilah manasında bunu diyor. حَيْسُ وَسَفُ بِالْاِلَٰهِيَةِ اللَّتِي O ilahiyet ki تَقْدَدِ الْاِقْتِدَارَ عَلَى الْمَقْدُورَاتِ كُلِّهَا وَالْاِحَاطَةِ بِالْمَعْلُومَاتِ اَنْ اَخِرِ Yani hepsinin ne kadar malumat varsa malum olan şeyler varsa şimdi bazı el makdurat yani güç yetirilebilen diyor. Halbuki Allah için güç yetirilen yetirilmem düşünmez. Yani Allah için
Yani güç yetirilen ve güç yetirilemeyen. Allah için bir güç yetirilemeyen bir şey düşünemez ki. Hatta öyle mana yapılsın. Masa buradaki makturat yani bütün şeyler yani. Her şeye güç yeter manasında. Yoksa Allah hakkında Allah buna gücü yeter, bana gücü yetmez manasında değil yani. Evet. Haysu vasafı bil ilahiyeti Haysu vasafı bil ilahiyeti suveren ve temasile. Vasafı da ne vasıflamışlar? Suveren. Bazı suretleri ve temasil, bazı heykelleri, putları ilahla, ilahlıkla ne yapmışlar? Vasfetmişler. Yestahilu minha o suretlerden, temasillerden yestahilu minha onlardan olanaksızdır. En takdire ala akali ma halakahu ve ezellihi ve esgari ve ahkarihi. Yani Allah'ın yaratmış olduğu en küçük, en zelil, en böyle hakir bir şeye onların gücünü yetmesi müstahildir yani. O suretler, o temasiller. Nasıl bu? En Allah'ın en yaratığı, en aciz, en küçük olan sinektir mesela. Onu yaratmaya güçler yetmez. Tabi ondan daha küçük mesela pire. Pireyi bile yarat. Pire de hakikaten onun yaratılışı hakikaten çok böyle akıllara dehşet verir pire mesela. Pire sinekten küçüktür mesela. Evet. Yani daha pireden daha küçük şeyler de var. Daha canlılar var mesela. Virüsler var mesela. Virüs hiç gözle görülmüyor. Dünyayı kasıp kavurdu yani. Evet. Demek ki haysu vasafu bil ilahiyeti bu elleti tekdedi ta an ahire kadar bu sanki bir sıfat-ı keşfedir. O muhterid olarak ara girmiştik. O vasafının mefhulü suveren ve temasiledir. Velev iştema'u li zalike ve tesanetu. Velev bunun için bir arada toplansalar ve yardımlasalar da yine de ne yapamazlar? Yaratamazlar. Güçleri yetmez. Ve eddelu min zalike ala azzihim ve intifal kudretihim. Diyor, bundan daha onların acziyetine ve onların kudretlerin yok olmasına delalet eden şey nedir budur? Enne hazal halkal akallel ezelle. Yani bu zelil, küçük olan bu mahlukat lev ihtatafe minhum şey, onlardan bir şey kapsa fecteme ala en yestehlisuhu minhu ve toplansalar ondan onu kurtarmak için lem yakdiru güçleri bile. Sinek o putlardan bir şey aldı kaçtı. Hani önceden o putların üzerine söyleyecek zaten. Helva sürerlerdi, başka bir şeyler sürerlerdi. Sinek ondan bir parça alıp kaçtığı zaman nerede sineği yakalayacak? Yakalayamazlar yani. وَقَوْلُهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ بُكَتْ تَسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الزُّبَابِ فِي الدَّعْفِ. Yani o putlarla sinek arasında bir eşitlemedir. Yani. İkisi aynıdır. Zayıflıkta ikisi birdir yani. Mustavidir yani. وَلَوْ حَقَّقْتَ diyorsan böyle tam tahkik edersen, araştırırsan وَجَدْتَ الطَّالِبَ اَدْعَفَ وَاَدْعَفَ. Sen o putları daha zayıf, daha zayıf olacaksın. Niçin? لِيَنَ الزُّبَابَ حَيْوَانَ diyor. Zaten sinek canlıdır. اِبَوَا جَمَادٌ o diğer putlar cansızdır. اِبَوَا غَالِبٌ demek ki o sinek galiptir. وَزَاكَ مَغْلُبٌ o cansız olan şey de mağlubtur yani. Demek ki de ne oldu? O talip olan, talip eden o putlar daha acizdir diyor. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسْ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمَا اَنَّمْ كَانُوا يَتْلُونَهَا Tala yatul böyle sıvamak. Bir zaferan zaferanla ve ruusa bin asali onların o putların başlarında bal ile ne yaparlardı böyle sıvarlardı. Ve yuglikûne aleyhel ebvâb ve kapıları üzerlerine kapatırlardı. Kimse yanlarına girmesin diye. Ama feyedhulu zubabu minel kuva feyekuluhu. Ama sinek o menfezden o yarıktan, oyuktan içeri giren feyekulu yer yani. Gene de baş edemezlerdi diyor. Ma kadarullaha hakka kadri. Onlar Allah hakkıyla takdir edemediler. Yani onu tam hakkıyla tazim edemediler, yüceltmediler. İnna Allaha la kaviyyun aziz. Allah şüphesiz çok kuvvetli, her şeye gücü yetendir. Ey ma arafu hakka marifetihi. Allah'ın hakkıyla bilemediler. Hatta la yusammu bilemediler ki hatta la yusammu bi ismihi
onun ismiyle isimlendirmesinler de men huve munsalihu an sıfatihi bi esriya. Allah bütün sıfatlarından ari olan o putları ta ki Allah'ın ismiyle isimlendirmesin. Yani onlar ilah demesinler yani. وَلَا يُؤَهِّلُهُ لِلْعِبَادَةِ ta ki onlara ibadete ehil kılmasınlar, ehil görmesinler yani. وَلَا يَتَّخِذُهُ شَرِيكًا لَهُ ta ki Allah'a o putları ortak koşmasınlar. Yani Allah bilmediler ki hatta bunları, yani bilselerdi bunları yapmazlar demek istiyorlar. Demek Allah bilmediler, demek ki Allah'a ortaklar koştular. Allah'tan başka putlara ibadet ettiler. اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ غَالِبٌ فَكَيْفَ يُتَّخَذُ الْعَاجِزُ الْمَغْلُوبُ شَبِيهًا بِهِ Allah kadir, galiptir. Nasıl aciz olan, mağlup olan Allah'a ortak koş, yani ortak edinilir. Yani ibadet hususunda Allah'a ne yapılır? Benzer kılınır diyor. فَكَيْفَ يُتَّخَذُ شَبِيهًا Yani aciz ve mağlup olan nasıl Allah'a benzer kılınabilir yani? Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas innallaha semi'un basir. Allah meleklerden ve insanlardan elçiler seçer. Allah işitendir, hakkıyla işiten ve görendir diyor. Bu haza raddun bu ayet. Lima enkeruhu min en yekunar rasulu minel beşeri. Yani bu peygamberin insan olmasını inkar etmelerine yadırgamalarına yönelik bir reddir yani. Reddediyor Allah. Nasıl böyle bir şey itikad ederler yani? Bir de ve beyanun enne Resulullah ala darbeyn. Demek ki Allah Teala açıklıyor ki yani elçiler iki sınıftır. Melaiketun ve beşerun. Melaiketin ve beşerun da diyebiliriz. Yani bedel de yapabilirsek. Ama mahsulüten haber de yapabiliriz. Sümme zekere ennehu teala derrakun lil mudrekat. Allah yani her şeyi böyle ne yapandır? Görendir. Alimun bi ahvalil mükellefine ma meda minha ve ma gaber. Geçmiş, gelecek o mükellefin durumlarından haberdar olandır. Bilendir yani. La tahfa aleyhi hafiyetun. Hiçbir gizli şey ona kapalı kalmaz. Ve ileyhi merci'ul umur kulliha. Yani her şey sonuçta Allah'a dönecektir. وَالَّذِي هُوَ بِي هَذِهِ الصِّفَاتِ Yani sıfatı, vasfı bu, böyle olan bir zat. لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ Yaptığı şeylerden sorulmaz. Yani soruya çekilemez. Niye böyle yaptın denilemez. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْطَرِدَ عَلَيْهِ فِي حِكَمِهِ وَتَدَابِرِهِ وَاِخْتِيَارِ رُسُولِهِ Hiç kimse Allah'ın hikmetinden, hikmetlerinden, tedbirlerinden ve peygamberleri seçmelerinden yani niçin bunu peygamber seçtin ya diye ne yapamaz itiraz edemez. Şimdi velaysa li ahadin en ya'tarid alayhi fi hikmi yuqdum fi hukmihi da olabilir diye ama ve tedabiri cem gelmiş o yüzden biz bunu hikem diye ona yani, o yüzden daha güzel yani çünkü la yus'al amma yef'alu yaptığı şeyden sorulmaz. Yani sen niye bunu böyle yaptın? Yani peki onun hikmetine itiraz etmez. O yüzden hikem okuma daha bence münasiptir burada. وَلَيْسَ لِي اَحَدٍ اَنْ يَعْتَرِدْ عَلَيْهِ فِي حِكَمِهِ وَتَدَابِيرِهِ وَاِخْتِيَارِ الرُّسُولِ Ama fi hükmü de okusak olabilir yani. Evet. O zaman tedbiri deseydi o zaman hükmüye münasip olurdu. وَتَدْبِيرِهِ Ama tedabir gelmiş, tedabir tedbirler. O zaman fi hikemihi daha uygun olur. Yani hikmetlerine kimse, hikmetlerinden sual olmaz yani. Allah'ın hikmetlerinden yaptığı şeylerin hikmetlerinden sual olmaz, itiraz edilmez. Evet, burada inşallah bu ayetler de bitti. Gelecek dersimizde inşallah Hac suresini bitiririz. Ve ondan sonra Nesefi tefsirinden devam ederiz. Ve ahir du'avana enilhamdülillah rabbil alemin.